Evet, bugünkü gezimiz Kahramanmaraş. Kahramanmaraş eski ve halk arasındaki adıyla Maraş. Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde bulunan bir ili ve en kalabalık 18. kentidir. Kurtuluş Savaşı'nda işgale direnişi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Nisan 1925'te şehre İstiklal Madalyası verilmiştir. Maraş olan adı 7 Şubat 1973'te Kahramanmaraş olarak değiştirilmiştir. Geç, geç, Hidit şehri olan Gurgum'un bulunduğu yerde kurulmuştur. Sistematik bir kazı yapılmamış olmasına rağmen birçok Hidit anıtı bulunmuştur. Osmanlı Seyyahı Evliya Çelebi seyahatnamesinde Maraş halkı için kelimatleri lisanı Türkiye'dir ve ekseri halkı Türkmen'dir der. Maraş ve çevresi başta Oğuzların Avşar, Bayat ve Beydili boyları çoğunlukta olmakla birlikte hemen hemen 24 boyunun tamamı mevcuttur. Tarihçesi Tekir Vadisi Döngür köyündeki mağaralarda yapılan araştırmalarda ele geçen buluntular yörede insan yerleşiminin üst pilotik çağda başladığını neolitik, kalkolitik ve eski tunç çağlarında sürdürdüğünü göstermektedir. Kahramanmaraş'ın ilçelerine geldiğimiz zaman Afşin, Andırın, Çağlayan Celit, Dul Kadiroğlu, Ekin Özü, Elbistan, Göksun, Nurhak, 12 Şubat, Pazarcık, Türkoğlu. 11 tane ilçesi vardır Kahramanmaraş'ın. Kahramanmaraş'ın sanayisi iki resmi ve iki de özel OSB'ye sahiptir. Özellikle tekstil ve iplik sanayinde Türkiye ve Orta Doğu'da önde gelen bir merkez durumuna gelmiştir. Şehirdeki 5 sanayi yapılan çalışmalar sürdürülmektedir. Tomsutlu mevkinde yapılacak yaklaşık 25 bin dekar dönüm genişliğinde ve olacak ve bu büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük sanayi merkezi olacaktır. Turizmde ise Kahramanmaraş şehir merkezinde ve etrafında turistik alanlar bulunmaktadır. Germenice antik kenti ve taban mozaikleri, kara höyük, ufacıklı köy kalıntıları, yassı Hüyük tağır köyü, kaşanlı köyü kabartması gibi turizm açısından güzel mekanları vardır. Kahramanmaraş'ın ulaşım açısından ise Akdeniz bölgesinin doğusunda bulunmakta ve hem kara hem de demiryolu ulaşımında güneyden ve Akdeniz'den gelen yolları doğuya ve kuzeye bağlayan önemli bir noktadır. Birçok ilden otobüs seferlerinin bulunduğu otobüs terminali kent merkezindedir. Yeni otobüs terminali kent merkezine 4 4 kilometre uzaklıktadır. Kahramanmaraş'la ile ilgili bilgiler bu kadar. Görüntülerde görüyorsunuz Kahramanmaraş'ın eşsiz güzel manzaralarını. Maraş'ın zaten bildiğiniz kadarıyla dondurması zaten meşhur. Yolunuz Kahramanmaraş'a düşebilir. Kahramanmaraş Akdeniz bölgesinde bulunan bir ilimiz sloganlar Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzer olamaz. Belediye Başkanı Hayrettin Güngör AK Parti Vali Ömer Faruk Coşkun nüfusu 2020'de 1 milyon 154 bin nüfusa sahip Kahramanmaraş coğraf coğrafyası ise Kahramanmaraş'ın merkezi Ağır Dağı'nın eteklerine kurulmuştur. Bu yüzden şehir merkezi engel Şehrin merkezi dışında kalan bazı bölgeler düzlük olsa da geneli engebeli bir yapıya sahiptir. Kahramanmaraş'ın iklim yapısında diğer illerden farklıdır. Çünkü Kahramanmaraş'ın il onu 3 bölgeye birden sokmaktadır. Bu sebeple değişken bir iklime sahiptir. Ancak genelde Akdeniz iklimi hakimdir. Kahramanmaraş'ın bulunduğu bölge şehir merkezi o bölgede olduğundan Akdeniz'dir. Diğer şehirlerle konum ise çok farklıdır. Kahramanmaraş'ın ilçelerinde 12 Şubat 418 bin nüfusa sahip en kalabalık ilçesi Kahramanmaraş'ın. Kahramanmaraş'ın barajları Sır Barajı, Menzelet Barajı, Kartalkayı Barajı, Ayvalı Barajı, Kılavuzlu Barajı, Adatepe Barajı. Kahramanmaraş'ta mutfak en çok bilinen dondurmasıdır. Dondurmanın yanı sıra biberi, ezmesi, tarhanası, kurabiyesi, çemeni, çöreği ve kömük sucuğu da Kahramanmaraş'ta sıkça tüketilen lezzetler oluyor. Edebiyatı ise Kahramanmaraş'ın yüzyıllar boyu önemli şairler yetiştirmiş ve edebiyatımıza en çok katkıda bulunmuş illerden biridir. Halen şiirin ve şairlerin başkenti olarak anılmaktadır. Son yıllarda Kahramanmaraş'ta başlayan şiir festivallerinde ünlü şair ve yazarlar şiir dinletileri sunmakta vefat etmiş olan Kahramanmaraş'ta şairler anılmaktadır. Son olarak TRT'de iki sezon yayınlanmış 7 Güzel Adam adlı dizi TRT'nin ve Kahramanmaraş milletvekillerinin de desteğiyle, desteğiyle Kahramanmaraş'ta çekilmiş, çekilmiştir. Dizi aynı yıllarda Maraş Lisesi'nde okumuş olan ve Türk Edebiyatı'nın 1960 ve 1980 yıllarında damga vurmuş 7 şair ve yazarı anlatmaktadır. Kahramanmaraş'ın ağız dili ise Türkçenin Karmamaraş ilinde kullanılan şivesini Batı Anadolu ağızları içindeki konumu Profesör Doktor Leyla Karahan'ın Anadolu ağızlarının sınıflandırılması adlı çalışmasında Türk Dil Kurumu'nun yayınları 630 Ankara 1996 adlı çalışmasında iki ayrı grupta yer alır. Merkezi yönetimi büyükşehir illerinde merkezi yönetim vali il müdürleri ve il danışma kurulundan oluşur. Evet. Akdeniz Akdeniz ilinin eşsiz yerlerinden birisi Kahramanmaraş ile ilgili bilgiler bu kadar.